Okay. Coming from the top of my, knowing when I'm dropping my own type of style, and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit them up with all I got. Superstar, no, I'm not. Green weed, black Glock, everybody. Bunu normalde kaldıracağım. Çünkü kırık kaldıramıyorum. Böyle yapıyorum. Ya aklınıza bir şey gelmesin. Olayın içinde herhangi bir subliminal mesaj falan yok baba. Okey. Şimdi ben parmağı göstereyim. Bak. Tırnak hala yarı çıkmış. Kopacak gibi, çıkacak gibi. Yenisini mi çıkacak bilmiyorum ama kesik izi hala belli. Ve parmak hala kaynamamış. Böyle eğiliyor bir parmak. Parmak şu şekil kalmış. Parmak o şekil kalmış baba. Yaşadığımız hayat nalet bir hayat olduğu için insanın başına her an her şey gelebiliyor baba. Öncelikle tripodlu video çekmeyi özlemişim. İlk zamanlar böyle çekiyordum. Sonradan işte evde müsait olmayınca normal mesela masanın üstünde telefonu veya da elimde tutarak çekiyorum da o şekilde bilmiyorum, o şekilde de güzel de bence böyle daha güzel. Bir de şöyle söyleyeyim. Eğer bundan sonraki hayatım böyle hafiften düzelme ihtimali var. Düzelecek demiyorum ama hafiften böyle düzelme ihtimali var. O düzelme ihtimali olursa şimdi düzelme ihtimalini de söylüyorum da insanlar da zannediyor ki aman abim biz köşke möşke taşınacağız. Düzelme ihtimali mi aman abim? Azıcık huzur. Yani düzeltmekten kastım sadece az buçuk huzur. Başka hiçbir şey istemiyorum. Böyle bir gram huzur baba. He baba o da hakkımız yani. Onu da çok görmesin kimse bize. He, o yüzden de baba. Olursa ona da razıyız. Eğer olursa kalan videoların hepsini böyle tripodla çekmeye kararlıyım. Çünkü bu şekilde daha güzel görünür. Baba daha yakışıklı görünür falan. Neyse babam. Ne diyecektim? Şimdi hangi konulara değinelim baba? Bir düşünelim. Babalar, konumuz ne biliyor musun? Konumuz haşerat ve de şeytan kılığına girmiş olan, pardon, insan kılığına girmiş olan şeytanlar. Yani kadın kılığına girmiş olan şeytanlar. Not, öncelikle şunu söyleyeyim. Kimse bizi yanlış anlamaması için. Hani normalde az takipçilerim hiçbir şeyle bizi yanlış anlayamazlar da. Yeni gelmiş olan, daha bizi yeni tanımayan. İşte örnek veriyorum size. Başka yerlerde mesela videomuzu gören şudur budur falan filan işte. Onlar bilmediği için videonun başında gerekli açıklama yapayım ki onlar da bizi yanlış anlamasın. Yoksa bizim söylediğimiz hiçbir konuda her sözümüzde, her açıklamamızda hiçbir şekilde art niyet veya da kötü bir şey yok. Ama işte bilmeyenler için açıklayayım. Bizim kadınlarla ilgili dürüst kadınlarla, iyi kadınlarla, adam olanlarla vesaire vesaire hiç problemimiz yok. Olması da mümkün değil zaten çünkü hepimiz anne denen kutsal kadınlardan dünyaya gelmişiz ve hepimizin annesi, bacısı vesaire vesaire var. Bu yüzden de babacığım hepsine karşı hiçbir şekilde ön yargımız yoktur. Ama kadın kılığına giren şeytanlarla abi harbiden de bu toplumun, insanların, dünyanın, gezegenin sorunu var be. Gerçekten de gezegenin problemi var. Ya baba dağ başına gidiyorsun kurtulamıyorsun. Dağ başına gidiyorsun gene kurtulamıyorsun. Ya 16 tane ev değiştirdim. 16, 5 de oradan, 21 geçenlerde saydım. 24 tane ev değiştirmişim. Ananı bacını sikeyim. Sövmeyeyim diyorum da aklıma geldi. İnsan sövmeden duramıyor, dayanamıyor. Ferahlayamıyor, rahatlayamıyor. 24 tane ev lan. Türkiye Cumhuriyeti'nde 24 tane ev değiştiren başka bir insan var mı acaba lan? Ve 24 tane evden ziyade 24'ünde de problemli bir şekilde çıkmışım. Yani problemli derken fahişelere maruz kalmış bir şekilde çıkmışım. Fahişelere böyle maruz kalmış bir şekilde. Ya abi böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir memleket? Kendine bakıyorsun mesela yakışıklı oluyorsun bir dünya dert. Ulan kendini sarıyorsun bir dünya dert. Mesela örnek veriyorum tamam mı? Dünyada tebessüm bile edemeyeceğin insanlar var. Tebessüm ha. Mesela tebessüm nasıl diyeyim size ya? Dur nasıl tarif edeyim ben size? Hani öyle insanlar var ki tamam öyle insanlar var ki yani tebessüm bile etsen farklı anlayacak ya. Lan sen tebessüm bile etmiyorsun amına koyayım. Normal davranıyorsun yine olmuyor. Biraz daha böyle şey yapıyorsun mesela çöküntü, surat falan filan yine anlamıyor. En son suratı olduğu gibi çöküntüye var ya. Sevk ediyorsun. Baba bu sefer de bir değil, iki değil, 10 değil, 20 değil. Birden sonra surat çöküyor amına koyayım yerine. Ondan sonra mesela geçenlerde bir tane resim çektim. Resim çektim vesikalık tamam mı? Lan baba vesikalık resim bir çıktı. Ulan cüzdanımda 1,5-2 yıl önce, çok değil, 1,5-2 yıl önce çektiğim bir resim vardı cüzdanımda. Vesikalık. Daha doğrusu beğenmediğim bir resim. Yani hiçbir yerde de kullanmamıştım.
Ulan resimleri yan yana bir getirdim. Ananı sikeyim dünya dedim. Bana ne olmuş farkında değilim ya. Ondan sonra o günden sonra kendi kendime o resmi her gün görebileceğim bir yere koydum ki sırf o günü hatırlayayım da yani parazit insanlara göre surat asmıyorum. Arkadaşlar surat dediğiniz etten kemikten yapılan bir şey. Yani mesela örnek veriyorum. Yaşadığınız ortamda farkındalığınız çoksa mesela bir orospu çocuğu gördüğünüzde mesela ister istemez rahatsızlık duyuyorsunuz ve bu sizin suratınıza yansıyor. Çünkü mesela orospu çocuğuna hafiften tebessüm edersen ne oluyor biliyor musun? Direktmen götü kalkıyor, kendine bir şey zannediyor, seni sindirmeye çalışıyor. Politika, yükselme, çöküntü falan filan alır başına gider. Fahişeliklerin ardı arkası kesilmez. Yine aynı şekil kadınlar da aynı. Mesela bir tane kadın denk gelir sana, tamam mı? Kadın seni görür işte, bakar işte fiziğine, şudur şu şeklinde şey var ne, yakışıklığına, karizmana falan filan sana iş koyar. Sen dönüp bakmıyorsun mesela. Dönüp bakmamak demek ne demek? Ablacığım, teyzeciğim, halacığım, her ne anayın bilmem nesiysen. Seni istemiyorum, sana ilgi duymuyorum. Sikimde de değilsin diyor. Adam resmen bunu anlatmaya çalışıyor ama kadın hala umudunu kesmiyor. Yine sen üstüne geliyor. Baba yine geliyor, bu sefer şey yapmaya çalışıyorsun, tamam mı? Soğuk davranıyorsun, ne bileyim itici davranıyorsun falan filan. En son artık surat yine aynı o orospu çocuk var ya, ha onlara davrandığın gibi böyle surat çöküyor baba, tamam mı? Ondan sonra ne oluyor? Olan yine sana oluyor. Bir bakıyorsun amına koyayım, tamam mı? 2 sene içerisinde amına koyayım 100 yaşına gelmişim, farkında değilsin. Sebep orospu çocuğu insanlar ve fahişeleşmiş olan kadınlar diyeceğimiz insanlar. Yani kadın bile diyemeyeceğimiz şeytanlar diye. Ondan sonra o resmi çektikten sonra kendi kendime düşündüm. Dedim bundan sonra abi mesela karşıdan bir orospu çocuğu geliyor değil mi? Bay diyelim. Sikine takma. Bakma abi bakma. Anasının amına kadar yolu. O kendini kral mı zanneder? Yürekli mi zanneder? Falan mı zanneder? Anasının bilmem nesi mi zanneder? Sikle amına koyayım bırak ne yararsan ederse zannetsin kendine. Yine aynı şekilde bir tane kadın sana baktı ya abi bırak ne zanneder? Tınlama baba bırak kendini yırtar mı? İntihar mı eder? Anasının çıktığı yere geri mi gider? Ne yaparsa yapsın amına koyayım. Siklemeyeceksin çünkü senin tamam mı? Senin yüzündeki böyle en ufak böyle bir çöküntüye falan filan bile değmeyecek yaratıklar için abi sen kendini niye üzüyorsun ya? Ya. Yani biz de üzülmek için can atmıyoruz ama mecbur ediyorlar seni. Ya. Bir tanesini hatırlıyorum amına koyayım namusuma değil mi hayatta en son olacak şey lan suratına balgam attım amına koyayım lan. Lan niye gitsin kadının suratına balgam atarım amına koyayım. En son onu yaptırdı bize amına koyayım ya. Allah belanızı versin size. Yani kendimize baksak tamam moral biraz düzelse yakışıklıyız ama moral bozuk olunca ne oluyor? Surat çöküyor abi. Bir de orospu çocuğu göre göre işte laşkaları göre göre şeytanileşmiş şeytanın kılına girmiş insan kılına girmiş olan şeytanlara göre göre ne oluyor? Surat çöküyor. Yoksa normalde Allah'a çok şükür yakışıklıyız. 10 numarada karizmamız var. Okey. Allah kazalardan, belalardan ve de nazarlardan her türlü bize eskili gelsin. Amin diyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Ya bir de baba şöyle bir şey var. Mesela kadın geliyor sana yürüyor, tamam mı? Gidiyorsun mesela bir eve taşınıyorsun. En maceralarımı anlatmıştım. Unutmam. Daha önce açıklamadım. Unuttum. Daha önce açıklamadım var mı? Dur bir düşüneyim. Ki insanlar ben bunları anlatıyorum ya. Bizi kimler anlar biliyor musun? Bunların benzerlerine maruz kalan insanlar anlar. Onun dışında mesela yorumlara bakıyorsun. Lan senin anan var ya anan, amına kodumun çocuğu. Belki onu bile arkadan bağırtmışımdır yani. Anlatabiliyor muyum? He. Umarım bu yorumdan sonra da anlar ve bir daha da böyle gelip de boş boş yorumlar yapmazlar. Şimdi bunlar tamamıyla aciz insanlar. Hayatlarında bir tane kızın bile elini tutmamış insanlar ve herkese kendi penceresinden bakıyor. Kendi penceresinden baktığı için de senin gerçeklerin ona hayal gibi geliyor. Ya da yalan gibi geliyor. Yani burada problem kimde biliyor musun? Sen de amına kodumun eziği. Okey. Herkes senin gibi değil yani. Sıyrıl yani böyle anla yani. Malsın yani. Mal olduğunu anla amına kodumun çocuğu. Okey. Neler gördük bu dünyada neler. Neler gördük bu dünyada neler. İlk zamanlar sene 90'lı yıllarda işte 2000 kaça kadar? 2008 miydi lan? 2008'e kadar böyle tamam. 2008'e kadar hayallerim var, amaçlarım var. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kafamda bir mürtü. Kadınlara dönüp yüzlerine bile bakmıyordum, tamam mı? Yüzlerine. Yemin ediyorum gelen teklifleri bile reddediyordum. Birincisi sevdiğim vardı, tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim size. Sadıktım, tamam mı? Hani hayallerine, amaçlarına, şudur budur hepsine sadıktım ya. Dönüp kimsenin yüzüne bile bakmıyordum. İkincisi abi, tamam mı? İkincisi. Yani bana boş gibi geliyordu. Böyle hatun ortamı bilmem ne falan filan. Sonra bir boşluğa düştüm. Boşluğa da nasıl düştüm? Onu da anlatayım. Boşluğa da nasıl düşmüştüm? Dur. Onda mı olmuştu? Ondan öncekilerde mi olmuştu? Yok. Hayatımın en büyük boşluğu o liseli dediğim haşarda olmuştu. Aynen. Ondan önceki kız çünkü iyiydi. Ondan diğer önceki o da iyiydi. Ondan evvel çıkmış mıydım? Dur bir düşüneyim. 2003.
2003'te bir tane vardı. Kısa sürmüştü. Yok, onda problem olmamıştı. Duygularım yerinde duruyordu. Aynen. 2008'de bir tanesiyle tanıştım. İşte askerden geldiğimde işte tanışmıştım. İyi bir kızdı. Kendisi de bu videoları izliyorsa kendisine buradan selamlarımı yolluyorum. Adamsın lan sen. Hiçbir şekilde beni üzmedin. Ben de seni üzmedim baba. Yani ne bileyim. İnşallah da bir yerlerde mutlusundur. Başka da bir şey demiyorum. Liseli Kaşar'a gelince. Liseli Kaşar'ın mutsuz olduğunu biliyorum. Ama buradan ona da şunu söylüyorum. Beter ol amına koduma kapatsın. Aç yanına amına koyayım. Kendin ettin kendi bunu. Kapatsın seni. Fisko, fisko, fisko. Ya, baba iyi olanı tebrik ederiz, takdir ederiz, mutluluklar dileriz. Ama şeytan olana da lanet ederiz. Çünkü bunu hak ediyorlar. Yani gerek var mıydı lan bizim gibi insanların, pırıl pırıl insanların duygularını halletmeye, duygularının ırzına geçmeye. Allah belanızı versin lan size. Lan baba mesela gidiyorsun, tamam mı? Yeşil Vadi diye bir yer vardı benim işte ofis. Yani kafa dinlemeye gittiğim yer, tamam mı? O zamana kadar Yeşil Vadi hırlaşma yeri değildi. O ana kadar. Neyse baba böyle geliyorsun. Kedi gibi sana sarılıyor, marılıyor, işte hayal kuruyor. Sana diyor işte evimiz olacak. Küçücük bir odamız bile olsun işte. Çocuğumuz olsun falan filan hayaller kuruyor. Kendi kendine düşünüyorsun. Lan amına koyayım var ya. Lan salak olsan düşeceksin amına koyayım. Sonra bir bakıyorsun. O anlatılanların tam aksine bir dalga şeycisi çıkıyor. Dalga kavrayıcısı. Dalga müptelası yani. Bildiğin dalga kavrayıcısı, tamam mı? Öyle çıkıyor. Abi insanı üzüyor ya. Ya tamam, cinsellik güzel bir şey, tamam mı? Örnek veriyorum, hepimizin ihtiyacı yeri geliyor mesela, hepimiz istiyoruz ama kendini çok da fazla kaptırmak iyi bir şey değil baba ya. Aşın canımsınız ya. Hayatta daha güzel şeyler var. Sevmek, sevilmek dünyanın en güzel şeyleri. Yani saygı duyulmak, sevilmek, saymak vesaire bir sürü şey var abi ya. Aş yani şöyle söyleyeyim size. Hırlaşmak, tamam hırlaşmak. Hani 3-5 dakika ya. Baba sevmek ve sevilmek bir ömür ya. Öyle söyleyeyim size. En kısa en basit örneği ya. O yüzden de benim erkek kardeşlerime de, yani erkek takipçilerime de, dişi aslanlara tavsiyem bu. Sizi gerçekten sevebilecek insanlarla birlikte olmaya çalışın. Onun dışında böyle, tamam mı? İlk buluşmadan sizi hırlamaya çalışan veyahut da dişi olarak da senin dalgaya sarılan falan filan kavramaya çalışan, üstüne ırtlamaya falan filan. Abi direkmen çizik çeker. Direkmen. Ama şöyle bir şey söyleyeyim be baba. Ne desem boşalmana koyayım. Çünkü rolünü çok iyi yapıyorlar. Çok. Rolünü çok iyi yapıyorlar baba. Rolünü çok iyi yapıyorlar. Bir rol yapıyorlar. Bir masumaya çekiyorlar. Lan amına koyayım. Bir duygusal. Bir romantik falan filan. Lan dersin amına koyayım. Lan dersin lan, yemin ediyorum bazen bana biraz sarılıp hayal kurduğunda kendi kendime düşünüyordum. Lan diyordum Allah korusun, lan bana bir şey olsa bu kız kendini intihar eder amına koyayım, yemin ediyorum ya. Lan bu suma değil mi ya? Yani o zamanlar ben de mesela şu anki gibi bilge değildim, tamam mı? Sıradan biri de değildim ama bu kadar da bilge biri değildim. Hatunlar konusunda biraz zayıftım yani, yine insansız lafıydım biliyordum falan filan ama şu anki kadar değildim. Tabii yaşadıkça yaşadığın hayattan ne kadar çok zorluğa maruz kalırsan o kadar bilgeliğin artar. Bak bilgeliğin şeyini buradan size verdim. Hani izliyorsunuzdur mesela, tamam mı? Çoğunuz mesela eminim kendi kendine diyorsunuz. Bu adamın örnek veriyorum çeyreği bile bende olsa çeyreği kadar bilgi, tecrübe falan filan razıyım derseniz var ya. Emin olun bu adamın maruz kaldığı sorunları bilseniz o bilgi hiçbir şekilde istemezsiniz. Bu bir. İkincisi bilginizi, bilgeliğinizi, hayat tecrübenizi artırmanın bir tek yolu var abicim. Bu işin hiçbir şekilde okulu yok falan filan yok. Bunun yapacağınız tek şey ne kadar çileli bir hayat, ne kadar sıkıntılı bir hayat eşittir o kadar bilgelik. En basit delilini söyleyeyim size. Yıllar, hatta asırlar evvelki bilgi adamlara giderseniz mesela, tamam mı? Eski insanlar işte Dostoyevski, Tolstoy'dur, şudur budur falan filan, bir sürü emmilerimiz vardı mesela değerli. Allah mekanlarını cennet etsin, her ne kadar Müslüman olmayanlar olsa da sonuçta bilge insanlardı, çilekeş insanlardı, bu hayata bedel ödemiş insanlardı ve dürüst insanlardı. O yüzden de mekanları cennet olsun, dualarımızı, temennilerimizi Yaradan'a bildiriyoruz. Yani demek istediğim, asırlar öncesine de gitseniz yine aynı şekilde. Yani bilge insanlara bakarsan hepsinin hayatı mesela, tamam mı? Sıkıntılarla geçmiş insanlar. Zaten aksini düşünmek mantığa ters. Niye biliyor musun? Normal bir insan düşün. Tamam bak. Normal bir insan düşün. Malın birini düşünün. Örnek benim gözünü dünya açtı açalı. Malın da malı. Babası da mal. Annesi de mal. Ne istemiş almış. Oyuncak istemiş almış. Şunu istemiş. Bunu istemiş almış. O çocuk zaten büyüdükten sonra mal olur amına. O çocuğun bir şey anlaması mümkün değil ki. İşte bisiklet istemiş. Bisiklete binmiş turlamış falan filan. Bisikletten işte motor istemiş. Motora binmiş işte gezmiş. Soytarılık yapmış. Zirzoplu. Bu adamın sana aktarabileceği ne var? Ne var amına koyayım? Kendi ne yaşamış ki sana ne aktarabilir? Yani adam hayat yaşamamış ki amına koyayım bir şey öğrensin. O adam bir şey öğrenmese veyahut da kendini geliştirmese veyahut da yani sınıf atlaması, çıta yükseltme mümkünü yok. Adam çünkü mal gibi yaşamış amına koyayım. Rahat bir hayat eşittir mallık yani. Okey?
Bu da yeni sloganımız olsun. Birçok hata sözü değerinde güzel sözlerimiz vardı. Bu da yenisi olsun. Ya babalar. Yani benim açımdan şöyle bir söyleyeyim size. Tamam, çile çekmek sıkıntılı bir hayat insanı, örnek veriyorum, olgunlaştırır, yetiştirir vesaire vesaire, ama aşırısı insanı yakar. Nasıl ki ateşin fazlası yerine gittiğinde, mesela yanına soğuğunda seni yakıyorsa, çile de sıkıntılı hayatta böyledir. O yüzden de baba ben biraz fazla yani şey yaptım. Ona göre de yandık, yanmaya da devam ediyoruz. İnşallah da bir yerde biter. İnşallah da bir yerde düzlüğe çıkarız baba. Okey. Ulan bazen çektiklerime düşünüyorum. Lan 24 tane ev, 24 tane ev. Lan dile kolay lan. Lan sadece bu olay bile amına koyayım, bu insanın normal bir hayat yaşamadığını. Daha çocukluğumu anlatmıyorum. Gençliğindeki çileleri, sıkıntıları anlatmıyorum. Şu ankileri anlatmıyorum. Lan 24 tane ev lan. Lan 24 tane ev lan. 10 taneden 9'u da haşere kadınlar yüzünden. 10 taneden 9'u da haşere kadınlar yüzünden. Ve şu an tamam mı? Şu an. Şu an dağ başına tamam mı? Yani sırf o kahpelere maruz kalmamak için namusuma, dinime tamamen. Bir mağara tarzı bir yer var, tamam, mağara tarzı bir yer. Böyle eskiden kalma, böyle küçük bir oda. Orayı bile restore edip mesela, tamam mı? Orada bile yaşamayı düşünmüyor değilim. Namusuma, dinime. Yeter ki insan orada denen orospu çocuklarından uzak alayım. Benim çektiklerimi kim çekse aynısını yapar. Yani bir insanın en basit örneğini vereyim size. Tutup da dağ başına gidip de ıssız bir yerde yaşaması abi normal bir şey mi ya? Yani normal bir şey olsa amına koyayım herkes ister. Herkes yapamıyorsa demek ki normal bir şey değil. Bu kadar basit ya. Ve bir insan onu göze almışsa bir insan onu göze almışsa varın neler çekmiş siz hesap. Başkalarına bakıyorum, başkalarını hayal ediyor. Biz her şeyi aşmışız. Lan resmen peygamberlik seviyesindeyiz. Ama huzur namına bir şey yok. Ama Allah'tan ümit kesilmez be abi. Belki bir gün olur. İnşallah da bir gün olur. Elbet bir gün olur. Çünkü niye biliyor musun baba? Dürüstlüğün karşılığı bu olmamalı. Yani adamlığın karşılığı, dürüstlüğün karşılığı bu olmamalı ve olmayacak da inşallah. Ya en basit örneği vereyim size, tamam mı? Ev aramaya gidiyorsun ya. Baba ev aramaya gidiyorsun ya. Siz şimdi normal mesela bilge bir insan olmadığınız için, işin içindeki fahişelikleri sezemediğiniz için anlamıyorsunuz. Mesela ev aramaya gidiyorsun, işte orada yazıyor kiralık ev. Alt kat veyahut da üst kat veyahut da tek katlı. Komşuları ilgileniyor falan filan. Gidiyorsun işte eve bakıyorsun, pat bir bakıyorsun orada bir tane haşere çıktı. Haşere çıktı baba, tamam mı? Sen böyle masum bir şeyde, düzgün bir şeyde durmaya çalışıyorsun işte. Ablacığım işte eve bakmıştı falan dedin ya. Baba %50 gitti. Ablacığım dedin ya. Tabi tabi tabi. O direkt ne hayalle geliyor biliyor musun? O hayaline projesini kurmuş. Akşama kadar böyle bekliyor, o yazıyor, o yazıyor ya. Tamam diyor. Şimdi gelenlerin arasında diyor analiz yapacağım. Nasıl analiz? Gelenlerin içinde mesela, tamam mı? En çok hangisi mesela böyle kahpece mesela yaklaşır olay. İşte tokmaklar, işte hırlar falan filan, işte zina yapar, fuhuş yapar falan filan. Direkt ben diyor onu seçeceğim, ona yardımcı olacağım. Onu yaptıktan sonra da kendini tokmaklatacak orada. Plan bu, strateji bu, kafadan geçen şeytanlıklar bu. Yani sen gidiyorsun ya mesela, örnek veriyorum, şekline şemaline bakıyor, tamam tamam diyor, ben kendime göre birini buldum, işte süper biri, işte bu gece gündüz işte falan filan, hırlar falan filan ya. Sen orada ablacığım kolay gelsin falan dediğin anda direkt ben %50 gitti. Hemen baba hayallerin %50'si gitti. Bakıyor ki senden bir şey olmaz. Efendi temiz bir insansın ya. Yok babacığım, sana yardımcı olmuyor, yol veriyor sana. İşte bu ev sana göre değil. Bu ev şöyle, bu ev böyle. Negatif yaklaşıyor yani, seni uzaklaştırıyor. Olmaz yani diyor. Git diyor. Anladım. Aradığım tokmakçı diyor, sen değilsin diyor. Yani aradığım orospu çocuğu sen değilsin diyor. Resmen onu demeye çalışıyor. Anladın mı? He. Neyse baba. Güneşin altındasın. Amına koyayım bir de Adana sıcağı, oradan oraya, oradan oraya, bir böyle, iki böyle, üç böyle, dört böyle, en son beşinci evi buldum, tamam mı, kiralık. Dedim ki Allah'ım kurbanın olayım dedim, beni affet. Beş dakikalığına dedim böyle, tamam beş dakikalığına dedim. Yani yavşak rol yapacağım artık ya. Normal bir insan bundan çıkıp yavşak roluna gireceğim dedim. Başka çarem yok olsa amına koyayım. Kaldığım evde kalsam oradaki ev sahibini öldürmek zorunda kalacaktım. Harbiden de öldürecektim neredeyse yani. Çıkmak zorundayım, çıkmasam öldürecektim. O seviyeye gelmiş olay. Neyse baba, gittim baktım son kiralık evi yazıyor. Dedim burada amına koyayım artık. Piç rollerine gireceksin. Yapacak bir şey yok. Neyse baba, zili çaldım. Baktım bir tane kezo geldi amına koyayım, tamam mı? Öyle baktım, tamam mı? Hafiften bir elektrik attım. Pozitif bir şekilde yaklaştım. Yapacak bir şey yok, yoksa yardımcı olmayacak. İşte merhabalar dedim, tamam mı? Kolay gelsin dedim işte. Siz mi ilgileniyorsunuz falan dedim, tamam mı? Evet dedi, ben ilgileniyorum dedim. Yardımcı olabilir misiniz? Tamam mı? Rica etsem bir bakabilir miyiz baba? falan gibisinden, tamam mı? Geldi. İşte yardımcı oldu falan filan, böyle bir süzdüğümüzde kesti mesti. Tamam dedi bu tokmakça.
Hırlar bu. Neyse babacığım, fazla da atmıyorum. Niye? Fazla da atarsam bu sefer ümitlenir amına koyayım. Bu sefer ümitlerinin karşını göremeyince bu sefer yine sana düşman oluyor amına koyduğumun haşeresi. Neyse baba, yardımcı oldu. Yardımcı oldu derken ufaktan bir yardımcı oldu yani, tamam mı? Böyle çok da bir yardım olmadı. Neyse eve taşındım. İşte yaptırıyorsun sağını sonra, her gittiğimiz yerde amına koyayım sanki müteahhitiz. Not ev değiştire değiştire artık müteahhit olduk amına koyayım. İnşaat sektörünü de çözdük amına koyayım. Gittim işte eve. Taşıdım, yerleştim. Yerleştikten sonra bunu yolda gördüm. Sadece böyle merhaba dedim. Hani o esnada mesela sana yine aynı ilk günkü derecede elektriği salgılasaydım, tamam okey, bu adamda umut var falan filan. Ama adam aynı şekilde elektriği salgılamadığı için bil ki yani bu adamla sana bir şey çıkmaz. Bunu anlaması gerekirken daha beter üstüne geliyor, daha beter üstüne geliyor. Pencerenin önünden geçiyor, böyle içeriye bakıyor falan filan. Tamam mı lan baba? En son rahatsız olmaya başladım. Rahatsız olmaya başladım. Şeytana benziyor zaten. Hani böyle bildiğin şeytan amına koyayım, nefret ettiğim insan tiplerinden biri. İçinden dedim ki baba, yapacak bir şey yok. Hani hafiften soluyorsun, soluyorsun, soluyorsun. En son ya, yani yüzüne vurmak zorunda kalıyorsun ki bir daha umudunu senden kessin hesabı, tamam mı? Neyse bu en son böyle bir hamlede buluştum işte, tamam mı? Öyle bir hamlede bulundum. Ondan sonra baba, sen miydin, sen misin bunu yapan? Yani gitmedin ya, affedersen hırlamadın ya, başladı seninle düşman olmaya. Bu onu bahane ediyor, bunu bahane ediyor, seninle tartışma falan filan. Ananı sikim dünya senin ya, böyle bir şey yok ya. Neyse baba, kısaltmadan anlatayım. Bir sürü olaylar, molaylar falan filan, lan artık görünce midem bulanıyor amına koyayım. En son gördüğümde baktım hala bakıyor. Abi namusuma dinme, üstüne balgam attım amına koyayım ya. Kitabıma dinme, üstüne balgam attım, oradan sonra umudunu kesti. E amına koyduğumun kahpesi, beyinsiz mahlukat, gerek var mıydı bir insanı bu hallere getirmeye ya? Ya neler var neler ya. Ya ondan önceki taşındığım yer miydi, ondan sonraki miydi? Pardon, bence ondan sonrakiydi. Aynen, ondan sonraki taşındığım yer. Lan bir yere gittim. Daha evvelden açıklamıştım. Bunu bir daha anlatmayı uygun gördüm. İzlemeyenler için izlemişindir. Tamam, izlemiş olurlar. Karşıdaki kadın, bak karşıdaki kadın, size yemin billah ediyorum, Tarkan'ın filmlerinde bir tane kafa tasçısı bir tane kadın var ya, böyle cadaloz, kazanı karıştırıyor, bile kafa tasından su mu içiyor, şarap mı içiyor, anasının memesini mi içiyor, aman akıyım tamam mı? Dünyada dönüp bakacaksın en son yaratan. 100 yıl böyle tamam mı vajinasız kalsan, çoğup da mesela o yani şey yaparsın, masturbanı sen yaparsan ona yine bir şey yapmazsın gibisinden bir tip. Aynı onun fotokopisi çıkıyor pencereye, tamam mı? Şimdi evin sağ tarafı kapalı baba, sol tarafı kapalı, bir tane penceren var. O pencereyi açmazsan eve güneş girmez, ölür gebersin aman akıyım. Onu da mecburen arada bir açmak zorundasın. Pencereyi açar açmaz oradan böyle koşuyor geliyor pencerenin karşısına, işte tuhaf tuhaf hareketler, işte saçına fön çekmeler, yok şarkı türkü söylemeler, lan ananı bacı böyle bir şey var mı ya? Gene pencereyi kapatıyorsun, içeri giriyorsun, gene umudunu kesmiyor amına koyayım. Yani sen o halüsinasyonlarla, o hayallerle gidiyorsun pencereye ya, onu kastediyorum. Bakıyorsun ki karşıdaki adam seni tınlamıyor ya, baba umudunu kes baba, bu adamdan bir şey çıkmaz, demek adam seni siklemiyor, anla bunu amına kodumun haşeresi, anlamıyor. Bir daha baba. Neyse baba, en son bir tane termal kamera dayı vardı orada. Yaşlı, tamam mı? Dayı beni çağırdı. Yeğen dedi, bir dakika bakar mısın? Buyur emmi dedim. Yanına çöktüm böyle. Adana usulü böyle diz çöküp oturursun ya. İşte o şekil. Dizo mu dersen, keko mu dersen, oturuş şekli falan filan. Ama güzel bir yani şey, tamam mı? Adana her türlü güzel bir şey ya. Başka şehirlerde yaşayınca amına koyayım değerini anlıyorsun. Adana'nın amına koyayım var ya, zirzopuna bile kurban olayım ya. Vallahi billahi. Çingenesinden tut, conosundan tut, manyağına kadar hepsi adamdır ya. Vallahi billahi. Başka yerlere bin basarlar amına koyayım. Yani şöyle söyleyeyim size, Adana kendini geliştirmiş bir yer. Nasıl diyeyim size, biliyor musun? Bak, en basit örneğini vereyim size. Türkiye'nin böyle en babacan insanlarını düşünün. Mesela Müslüm Gürses gerçek bir baba adamdır. Harbi harbi baba adamdır. Yani lafın gelişi baba değil, harbi babadır. Hayatını araştırırsanız adam Adana'da yetişmiş. Adana'da yetişmişliğin verdiği bir avantaj bambaşka. Nereli olursan ol, Adana'da yetişmişsen Adana seni var ya pişirir, adam eder, kral yapar. Bir başka kral söyleyeyim size, Yılmaz Güney. Seversiniz sevmezsiniz. Bazı huylarını, bazı yanlışları olabilir. Eğrisiyle doğrusu da adam gibi adamdı. O adam bile Adana'da büyümüştür. Fatih Terim'e bakarsın yine aynı. Şu an düşünsem aklıma bir sürü kişi gelir. Vesaire vesaire, demek istediğim Adana gerçekten insanı pişiriyor. Adamı harbiden böyle hale törpülüyor, adam ediyor. Yani Adana'da mesela tamam, tamam mı? Bir sürü avantajları var. Efendime söyleyeyim mesela, tamam mı? Yani hasmın var ya, hasmın bile mesela, örnek veriyorum, bir yerden sonra mesela tamam mı? Anlıyor mesela, tamam mı? Yani nasıl diyeyim sana, üstüne gelmiyor, ne bileyim, anlıyor falan filan. Bazı yerlere gidersin, lan sinek kendine ejderha sanıyor. Sineğe akşama kadar gitti, oğlum sen sineksin. Ejderha modlarından sıyrıl, bir tane vursan duvara yapışır, ölürsün. Umrunda değil, adam mal çünkü aman abi. Niye geliştirmemiş, görmemiş. Yani. Üf.
kaderin var ya, kadere şimdi söyleyeceğim, namusuma kadere dinme söyleyeceğim. Pırıl pırıl gençlerdik, artist gibi insandık, amına koyayım gittik çile 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 çile. Buna da şükür de, şimdi diyecekler yani reisine gitsin çok şükür, elhamdülillah Allah'ından geri koymasın da, ama çok çektik be abi. Yani şöyle söyleyeyim, imkanım olursa, ileride para denen alet kağıda ulaşırsam, bulursam yapacağım tek şey ne biliyor musun? Yani her şey yok ya. Yine yalnızlık. Ha? Hadi diyeceğim böyle mütevazi insanların olduğu bir yere gideceksen, böyle güler yüzlü, mütevazi, kültürlü, eğitimli, böyle tamamıyla o tür insanlardan oluşan bir semte veyahut da oluşan bir mahalleye falan filan gideceğin. Yok abi ya, o da şey ya. En mütevazisi, en eğitimlisi bile mal çıkar amına koyayım. Yok baba, yalnızlık dünyanın en güzel bir şey. Trilyonluk da olsam amına koyayım. Yok baba yok, yalnızlık en güzel bir şey. Çok çok kendime bir tane helikopter alırım amına koyayım. Tamam böyle yukarıdan uçar uçar gelirim amına koyayım. Onun dışında başka bir şey yapmam. Sikerim amına koyayım insanların falanını filanını. Boş abi ya. Yine insanlar her yerde bozulmuş. 50 tane şehir gezdim. 50 tane şehir gider gitmez zaten oranın analizini yapıyorsun ya. Direkt ben çözüyorsun yani. Direkt. Velhasıl kelam o kadar uzun uzun gezmeler, analizler sonucu size şunu söyleyeyim. Dünyanın her yeri bozulmuş. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Bizim bir memleket. Nereye gidersen git bozulmuş abi. İnsanların hepsi bozulmuş. Çoğunluğu bozulmuş. O yüzden de baba. Bilmiyorum, gidişatımız iyi değil. Defalarca söyledim. Artık söylemek istemiyorum baba. Değinmek istemiyorum. Allah'a havale ediyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çok bozulduk. Fena bir şekilde bir yerlere toslayacağız. İlahi adalete toslayacağız. Ama dur bakalım ne zaman. Heh, dayıda kalmıştık, dayıda. Dayı beni çağırdı. Yeğen dedi bir dakika gelir misin? Buyur emmi dedim. Bak dedi, ben dedi sürekli buradayım. Sen de görüyorsun dedi falan filan. Sana dedi biraz işte hayat tecrübesi mi diyeyim, abilik mi, güzellik mi yapayım falan filan, öyle bir gibisinden bir şeyler söyledi. Buyur emmi dedim, dinliyorum. Bak dedi oğlum, o karşıdaki karı gördüğüm var ya. O karı dedi şeytanın teki dedi. Başına bela olur dedi. Dedim ben mi? Ben de onun şeytan olduğunu bildiğim için yüzüne bile dönüp bakmıyorum. Dedi ki ne, zaten yeğen dedi bakmadın için başına dedim lan emmi, o nasıl bir şey öyle? Dedi ki oğlum bu işler böyle dedi. Bu kadın şeytanın teki dedi. Sen dedi gidip de hırlasan dedi. Hissesiz çıkmaz gül gibi geçinirsin. Ama dedi namuslu efendi delikanlı olup da bakmasan abi başına iş açar. Bak dedi senden öncekini anlatayım dedi. Senden önce bir tane adam geldi burada. İşinde gücünde adamdı falan filan. İşte evinden işine kafasını bile kaldırıp bakmıyordu. Bu haşere yine ona iş koydu, tamam mı? Tamam dedi, senin gibi öyle şey giderli genç yakışıklı falan filan değildi ama sonuçta kadın kimi görse fark etmiyor yani onun için. Niye? Çünkü dediğim gibi yani o cadalozlar var ya, insana benzemeyen şeytanlara benziyor aynı. Neyse baba diyor, ona da iş koydu. Adam diyor dönüp bakmayınca en son çıkmış abi balkona. Balkona çıkmış, bağırmış imdat işte falan filan, işte karşıdaki dalga işte ne komşu işte pencereden dalgasını gösteriyor diye bağırmış. Ananı sikiyim. Düşünsene lan baba, böyle bir iftiraya maruz kaldığınızda lan kafayı yersiniz lan. Yemin billahi diyorum ya. O olaydan sonra gittim. Gittim namaza kıldım. Namazımı kıldım. Secdeye kapandım. Dedim Allah'ım kurbanlı olayım, artık buraya geldi taşmak üzereyim. Yıl 2000 kaç bilmem ne, kaç sene evvel. Yani harbiden uzun yıllar oldu taşalı. Bizim bu taşkınlığımız yeni değil yani. Sonuna kadar sabrettik yani. Arada bir patlıyorsa hakkımızda. Neyse baba, dedim ki bana böyle adam akıllı bir yer nasibi. Yani adam akıllı bir yer derken ya, dedim harabelerde bile kalmaya razıyım. Yeter ki huzurum olsun. Abi gittim. Gittim. Normal evlerde huzur olmadan anladım ya. Ya sağ komşu, ya sol komşu, ya üst, ya alt. Mutlaka bir tane haşere sana musallat olur. Kendi kendime dedim gideceğim böyle bir harabe ev bulacağım. Tek katlı olsun, etrafı boş olsun. Yani insanlardan ne kadar uzak olursa o kadar iyi. O zamanlar daha dağlar mallar kafamda yoktu. Neyse baba, gittim böyle harabe marabe falan filan bir eve gittim, taşındım. Yemin billah ediyorum en çok da o evde huzurluydum. En çok da o evde, çünkü etrafta insan yoktu. Bir tane vardı da kötürüm gibi şeydi zaten, Allah'a kalmış. Yani tövbe aşa, Allah bile can almayı unutmuş öyle diyeyim sana. Öyle bir şey aklından bile geçmiyor. Bir aralar bile sen geçmiş gibi oldu. Ya Rabbi sana ne diyeyim ya. Ya Allah'ım sen neler yarattın ya. Ya kime 2 dakika gülsek, kime 2 dakika tebessüm etsek, insanlık etsek her türlü bir yerlere kalkıyor. Lan nasıl bir memleket, nasıl bir insanlık. Lan baba bizden bir şeyler var acaba, ben anlamıyorum ya. Yemin billahi diyorum ya. Vay dünya, vay dünya, vay. O evde baya güzel günlerim geçti. Turabinin var ya, kedi turabin var diye. Turabinin olduğu zamanlar işte. Çok kötü bir evdi. Leş gibi rütübet kokuyordu. Sağlığım saatim bozulmuştu. Hastalanmıştım falan filan. Ama
tüm bunlara ev amına koyayım bir gün gittim yağmur yağmış lamba yanmıyor. Lan bir baktım amına koyayım o kadar çok su akmış ki tavandan. Lambanın içine su dolmuş amına koyayım lamba o yüzden yanmıyor. Yani ev bildiğin mağaradan farksızdı ama her gün şükrediyordum. Secdeye kapanıyordum Allah'ım sana şükürler olsun bana böyle bir ev nasip eyledin. Niye? Çünkü kahpe insanlardan uzak olduğum için. Ya abi insanları bir tanısanız var ya bak namusuma dinme kısa öz bir şey söyleyeyim size. İnsanları gereği gibi tanısanız kitabıma dinme hepiniz mağaralara sığınırsınız. Bak kitabıma dinme hepiniz mağaralara sığınırsınız. Bu kahpeleşmiş insanları bir tanısanız hiçbiriniz normal yerde kalmazsınız ya. Ben de işte en son tamam en son baktım ki tamam mı öyle bir evde bile mutlaka örnek veriyorum sağında sonunda yoktur ama 100 metre ileride vardır 200 metre ileride falan filan yine sonuç yani ne kadar uzak olsa yine bir şekilde abicim trajedik vakalar vuku buluyor. Bundan dolayı da en son baktım dedim yok baba yok hiçbir insanın olmadığı bir yere gitmek lazım ya. Adana'nın bir gün bir yerine geziyordum. Çok güzel bir yer hoşuma gitti. Böyle bir dağ tamam bildiğim bir dağ. Dağın tepesine adam kombiyle almış abi. O dağ kombiyle ona ait. Kimse istese de gelemez amına koyayım. Çok hoşuma gitmişti ama para işte amına koyayım ya. Ay dünya vay. Vallahi baba. Konu dön dolaş nereye geliyor biliyor musun? Konu dön dolaş ahirete geliyor. Vallahi billahi bunca adamlık, bunca dürüstlüğün karşılığı mutlaka var. Elbette ki var. Yani Allah'tan ümidimiz var. Ama öbür tarafta yani illaki de vereceğini biliyorum ama benim kendisinden tamam mı dileğim hepinizin huzurunda kurban olayım öbür tarafta vereceğini biliyoruz da baba bu dünyada da bir şeyler ver be. Yani böyle senden yat istemiyor, kat istemiyor, ne bileyim villa istemiyor, şaşalı bir hayat, cavşalı bir şato istemiyoruz. La adam akıllı huzurlu bir hayat istiyoruz onu da bize çok görme be kurban olduğum. Vallahi billahi ya namusuma değil be. Yani o mağara var ya mağara. Mağaraya bile razıyım yeter ki insanlardan uzaklaşayım kafam rahat olsun. Kitabıma dinime. Mağarada bir insan yaşar mı amına koyayım ya? Namusuma dinmezse üstten para verseler amına koyayım kimse yaşamaz. Ama benim için o bile hayal amına koyayım düşünebiliyor musunuz ya? Yani varın diğer insanlarla aramdaki farkı siz hesap edin. Bu olaydan yani sadece bu olaydan bile yani insan anlayabiliyor ya. Adam o kadar ki çile çekmiş, o kadar ki orospu çocuğu insanlardan var ya bezmiş, bıkmış, çözmüş. Çözünce duramıyorsun ha baba. Yani insan sarraf oluyorsun ya. Bay olsun, bayan olsun. Karşıdan böyle görüyorsun ya mesela tamam mı? Adamın direkt üstünde böyle süzme, katıksız orospu çocuğu yazıyor. Böyle büyük harflerle çift R şeklinde. Kadına bakıyorsun direkt şeytan yazıyor aman abi. Niye? Çünkü anlıyorsun ha. Ya bunu anlamayan için bir şey diyemem ki işte. Yani şöyle söyleyeyim size. Hafiften başınızdan geçen bu tür olaylar varsa ben anlarsınız. Başka da zaten bir insan yaşamadan bir şey anlayamaz. Dediğim gibi adam sağlam tek ise, babası ne istemişse almışsa, bir malın tekiyse, o adama ne anlatan anlamaz yani. Adam olanlar bizi anlasın yeter. Gerisinin gereği yok. Okey. Son olarak ne diyeyim? Son olarak ne diyeyim? Son olarak ne diyeyim? Son olarak yine şöyle söyleyeyim size. Yani bunca bilgi aktardım size. Ne bileyim böyle yüzlerce video yaptım. Ve birçoğunuzun mesela hayatında baya bir faydası olduğuna, gözünüzün açıldığında, hayat tecrübesi, kendinizi geliştirinde vesaire vesaire sebep olduğuma vesile olan bir abiniz olarak karşılığında sizden para pul hiçbir şekilde maddi, mali vesaire bir şey istemedim. Sadece sizden istediğim tek şey abicim. Allah babaya biraz benim için dua edin. Kurbanınız olayım. Beni dinlemiyor belki sizi dinler yani. Beni dinlemiyor belki sizi dinler. Yani hadislerde falan da söylüyorum. Baba kimin tamam mı kimin duasını kabul olacağını Allah bilir. Hiç ummadığım bir insanı belki örnek veriyorum. Allah'la arası bizden iyidir mesela. Belki bizden daha çok onun yanında kredisi vardır falan filan. Belki kalbi bizden daha temizdir vesaire bilemeyiz. O yüzden de bütün kalbi temiz kral kardeşlerime buradan sesleniyorum. Bu kral abinize dua edin. Dualarda da tamam dualarda da istediğimiz tek şey tamam böyle. Anladınız ya videonun başından sonra zaten anlatmışım yani böyle azıcık huzur baba böyle biraz düzlüğe çıkmak huzur bulmak ne bileyim yani vesaire bu yani başka bir şey istediğimiz yok inşallah da bir an önce olur çünkü harbiden dayanacak takatimiz kalmadı baba 50 kere öldük 50 kere dirildik lan anka kuşuna döndük lan baba yeter lan vallahi billahi ay ay. La 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 la
Prometheus'tum, çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm, köleliğin çığlığında, aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum, Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada bir sultan. Kaçıncı ölmem bu, kaçıncı dirilmem? Şimdi insanlar ne zannediyor biliyor musunuz? Zannediyorlar ki böyle en ufak bir sıkıntıda pes eden bir insanız. Lan baba, lan belki 100 kere öldük, 100 kere de dedik ki dirile, 100 defa da öldük, bir daha dedik. Abi yüzlerin bile sonu gelmedi ya. Vallahi billahi hiç takadım yok. Tek dileğim sizden baba. İnşallah dualarınız kabul olur. İnşallah da bu kral şimdiye kadar yaşamadı. Bari ömrünün bundan sonraki günlerinde böyle insan gibi yaşayacağız ya. Böyle fazla bir şeyde beklentimiz yok. Fazla bir şeyde temennimiz yok falan. Sadece birazcık huzur. İnşallah da o da olur. Krallar benden bugün de bu kadar. Bu parça aklıma gelince bir de anne kelimesi geçince insan başka bir oluyor ya.